Evet, şimdiki durağımız Emre Gölü. Bakalım neler var. Evet, Emre Gölü'ndeyiz şu an. Burada da aynı Kapadokya'daki gibi karstik yapılar var. Hatta bir kısmı arkamdaki gibi gölün içindeler. Onları normal çekim yapamayacağım için drone ile aldım. Şimdi buradan Aslan Kaya'ya doğru devam ediyoruz. Emre Gölü'nden şimdi çıktık. Hemen sağ tarafta Memeç Kaya Kilisesi var. Aynı zamanda Arok filminin çekildiği yer burası. Evet. Şöyle kiliselerin olduğu yere doğru çıkalım bakalım. Muhtemelen kilise burası. Frig Vadisi'ni gezmeye devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Evet. Aslantaş'a geldik. Karşıda iki tane aslan kabartması var. Şaha kalkmış iki aslan. Ortasında da bir anıt mezar var. Biraz yaklaşalım. Buraya ulaşım kolay. Hemen yolun kenarında. Yan tarafında da anıt mezarlar var. Kayalara oyulmuş. Ama sadece
Bunda kabartma olduğu görünüyor. Frig Vadisi'ndeki şimdiki durağımız Maltaş. Burası aslında bir açık hava tapınağı. Yöre halkı tarafından içinde hazine bulunduğuna inanıldığı için adına Maltaş denilmiş. Evet, Frig Vadisi'ndeki şimdiki durağımız Aslan Kaya Anıtı. Evet, Aslan Kaya Anıtı'ndayız. Friglere ait en önemli anıtlardan birisi. Burası. Friglere ait en önemli kaya anıtı ve açık hava tapınağı olarak bilinen anıtın yan yüzeyinde büyük boy aslan kabartması, ön yüzde ise akroterli üçgen alınlıklı ve büyükçe bir nişi olan tapınak cephesi vardır. Alınlık içinde karşılıklı iki sfenks, nişte ayakta ana tanrıça Kibele ile iki yanda onu kutsayan aslanlardan oluşan kabartma, dış yüzeyde ise geometrik bezemeler görülmektedir. Tarihçesi 8. ve 7. yüzyıla dayanmaktadır. Yan cephesindeki aslan kabartması da görünüyor buradan. Evet, Frig Vadisi gezimizin son durağında harika bir noktaya geldik. Döğer Peribacalarındayız. Nasıl buldun Gökçe? Çok güzel burası. Nevşehir'deki peri bacalarından biraz daha farklı. Çünkü yani yemyeşil bir çayırlığın içinde bu gizemli peri bacaları gerçekten harika bir görüntü. Yani çayırlık bir alan. Güzel bir yer. Burası da karstik bir arazi. Ama Gökçen'in de dediği gibi çok yeşil. Şöyle içerilere doğru ilerleyelim bakalım. Kütahya ve Afyon civarındaki bu peri bacaları Göreme tarafındaki peribacalarından biraz daha farklı. Yine karstik bir yapıda. Ama daha çok ormanlık bir alan içerisinde. Böyle yemyeşil her taraf. Ama bu civarda da böyle çok fazla sayıda kilise, şapel, mezar bulunmakta. Çok gezilecek çok fazla yer var. Yani Göreme, Kapadokya tarafında daha çok bilinmiş, tanınmış yerler ama buranın da bence öğrenilmesi, gezilmesi gerekli diye düşünüyorum. Çok güzel yerler hakikaten. Burası böyle uzanıp gidiyor arka tarafa doğru.
Müzik